İyi geceler sayın seyirciler. Öteki gündeme başlıyoruz. Bu gece konuklarımız İstiklal Marşı Derneği Genel Başkanı Şair İsmet Özel ve araştırmacı yazar Aytunç Altındal. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Tabii biz bu gece niçin bir araya geldik? Türklük üzerine konuşacağız. Türk kimdir? Kimliğin altını nasıl doldurmak gerekir? Ve Türklük ve Müslümanlık arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz ama ben arzu ederim ki bu gece... Yani 25'i 26'ya bağlayan gece dolayısıyla Hocalı katliamının yıl dönümü bir kez daha anmak isterim, burada hatırlatmak isterim. 1992 senesinde Karabağ Savaşı esnasında 26 Şubat'ta Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ bölgesinde Hocalı kasabasında korkunç bir katliam yaşandı ve bu katliamda Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından Azeri siviller toplu şekilde katledildi. Azeri resmi kaynaklarına bakıyorum hemen 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı insan dahil olmak üzere toplam 613 kişinin ölümü ve 487 kişinin ağır yaralandığını söylüyoruz. 1275 kişi rehin alındı, 150 kişi kayboldu ve en korkuncu tabii toplu bir şekilde katliamın yanı sıra o cesetlerin üzerinde yapılan incelemede nasıl bir vahşetle yaşamlarını yitirdiklerini zaten hem internetteki görüntüler hem kaynaklar çok da yakın bir tarih olması dolayısıyla kara bir leke kınıyoruz ve bir kez daha bu acıyı dile getiriyoruz burada üzüntüyle. Üzerine bir iki söz almak isterim sizden, ondan sonra da mevzumuza geçmek isterim. İsmet, buyur. Yani benim bu konuda söyleyeceğim hiçbir şey yok. Hepimiz Ermeniyiz diye bağıranlar konuşsun bu konuda. Evet, güzel. Şimdi bu katliama baktığımız zaman Anadolu'da yapılmış olan Ermeni katliamları, Anadolu'da Ermenilerin yaptıkları katliamlar ile çok paralellik gösteren bir olaydı. Aynı vahşet, aynı inanılmaz medeniyet dışı davranışlar Hocalı'da da tekrarlandı. Şimdi hep biliyorsunuz bu Ermeni meselesinde sözde Ermeni soykırımı diye bir palavra var ortada. Zaten bununla mücadele edebilmek için de 2015 geliyor şimdi. 2015'te büyük bir propaganda ağı kurdular, onu yapıyorlar. Türkiye'de buna karşı bazı tedbirler almak zorunda. Biliyorsunuz ben aynı zamanda SÖDES Türkiye Başkanıyım. Bu meyanda da işte biz de Dominik Strauss-Kahn'ı getiriyoruz Türkiye'ye ve orada Avrupa'da bir büyük ayak, sağlam bir ayak temin edebilmek için. Şimdi son cümle şu, Ermeni vahşeti dünyada yoktur. Sadece Türk vahşeti var derler. Dolayısıyladır ki Türkiye bunu değiştirmek zorundadır. Bunu da şahıslardan çok devlet yapmak zorunda. Devletle birlikte Türk vatandaşlarının herkes, ben Türkiye'nin vatandaşıyım, Türk vatandaşıyım diyen yani kim varsa herkesin üstüne düşen bir görevdir. Hocalı da buna dahildir. Peki, zaten bu son cümlenizde tabii mevzumuza bir bağlantı cümlesi olarak kabul edelim. Ve bir kez daha Hocalı katliamını burada kınayarak, şiddetle kınayarak ve yaşamını kaybedenleri bir kez daha burada rahmetle anarak konumuza geçelim istiyorum. Unutmak istemedik tam da 25 Şubat'ı 26'ya bağlayan gecede 1992 senesinin o karanlık gününe geri dönmüş bulunduk. Ve şimdi de öteki gündemde geçelim Türklük mevzuna. Cevabını aradığımız birçok sorumuz var. Türk kimdir? Türklük ve Müslümanlık arasında nasıl bir ilişki var? Özellikle Türk ve Türklük kavramına dair bugünlerde bir süredir
sorunlar yaşıyoruz. Yeni anayasada da siyasi tartışmalar bunun üzerine yürüyor. Biz de hem tarihsel kökeni itibariyle hem de zaman içerisinde kullanım değişikliğine bakarak kavramın tam karşılığını oturtmaya gayret edeceğiz. Kimler var demiştik? İstiklal Marşı Derneği Genel Başkanı Şahin İsmet Özer ve araştırmacı yazar Aytunç Altındal'la birlikteyiz. Efendim, şimdi Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana sadece etnik köken olarak Türk olanlar değil, işte Kürtler, Boşnaklar, Çerkesler, Lazlar, devam edebiliriz. Arnavutlar, Pomaklar, Boşnaklar, Gürcüler. Yani bu liste uzayıp gidiyor ve Türk olarak bir tanım olduğunu görüyoruz. Şimdi 1924 Anayasası'ndaki 88. maddede Türkiye'de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denir. Yani burada bir ayrım olduğu, fark olduğu kabul edilerek vatandaşlık bağı. Ama sonrasında hani askerlerin yaptığı anayasada ve sonra 82'de yine tekrarlanan anayasada da orada görüyoruz ki Türkiye devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkese Türk tanımı gelmiş. Şimdi önce bir etnik köken arayarak sorsam size Türk kimdir diye nasıl bir cevap verirsiniz? Bunuz. Etnik köken aramak şartıyla Türk kimdir mi diyeceğiz? Şimdi Türk ifadesini zaman içerisinde farklı kullanıldığını görüyoruz. 1930'larda özellikle vatandaşlıktan öte etnik anlam taşıyarak Türk kelimesi kullanılıyor. Ben dolayısıyla hani Türk kimdir diye sorduğum zaman size, siz bu sorunun yanıtını verirken bir etnik kökene gider misiniz? En azından soruyu öyle sorayım o halde. Hı. Türk kimdir deyince siz nasıl oturtuyorsunuz cevabı? Siz benim Türk tarifimi hiç işitmediniz mi? Çok güzel işittim. Evet. O tartışmaları da çok iyi biliyorum. Ben başından beri diyorum ki kafirle çatışmayı göze alan Müslümana Türk denir. Türk olmanın başka bir şartı ya da belirtisi yoktur. Yani Türk dediğimiz insan tarih sahnesine Müslüman olarak çıkmıştır ve Allah'ın kılıcı olarak çıkmıştır. Yani başka bir Türk tabii ki uydurdular ve birçok insana yutturdular. Ama Allah'ın kılıcı olmaktan başka bir özelliği olan Türk yoktur. Şimdi bu o kadar bariz bir şeydir ki Mustafa Kemal Sakarya Meydan Muharebesi akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gazilik ve müncilik unvanı istemiştir. Yani Türkiye'de milletin başında olmak için kafirle karşı karşıya gelmek, kafire cevap vermek şartı vardır. Bundan başka hiçbir şey Türklerin önde gelen insanı olmaya yetmez. Şimdi Osmanlı padişahlarına bakın. Aslında çok önemli kültürel başarıları olmasına rağmen çok sönük olan padişah II. Beyazıt'tır. Çünkü gaza etmemiştir. Yani bir komutanlık vasfı yoktur. Türkler başlarında kafirle hesabını gören insan isterler. Ondan sonra kendilerini Türk olarak bir yere yerleştirirler. Zaten bize de Türk denilmesinin sebebi budur. Yani Avrupa'da uzun yıllar bir insan Avrupalı olduğu halde eğer İslam'ı tercih etmişse ona Türk oldu denmiştir. Yani açın bakın 20. yüzyıla kadar yazılan kitaplarda şöyle ifadeler bulursunuz. İnsan Yahudi, Hristiyan veya Türk olabilir. Böyle derler. Yani Müslüman zikredilmez.
Çünkü Türk olmak demek zaten Müslüman olmak demektir. Yani Türklüğün olmazsa olmaz unsuru Müslümanlıktır. Evet. Yani mesela şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan ve vatandaşlık bağıyla bu devlete bağlı olan ama ateist, ama Hristiyan birisi Türk değildir diyorsunuz. Hayır, 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 hayır. Şimdi Türkiye neden var? Bunu anlarsak onların Türk olduğunu anlarız. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti diye bir devletin tebaasıyız biz. Tamam. Bu 29 Ekim 1923'te ilan edilmiş bir cumhuriyet. Evet. Bu cumhuriyet nedir? Nedir? Türkiye Cumhuriyeti diye adlandırdığımız cumhuriyet nedir? Bir İslam devletidir. Yani kanun esası yahut teşkilat esasiye kanunu. Cumhuriyetin ilanı ile beraber birinci maddesini Türkiye'nin idaresi bir cumhuriyettir şeklinde değiştirdi. Kanun esasının ikinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dini İslam'dır oldu. Yani Türkiye 1928 yılına kadar resmi olarak bir İslam devletiydi. 1928 yılında bizim yazımızı elimizden aldılar. Bunu yaparken de bunu yapmanın bir dayanağını bulmak üzere de anayasadan İsmet İnönü'nün 120 arkadaşıyla birlikte yanılmıyorsam verdiği bir önergeyle anayasadan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dini İslam'dır maddesi çıkarıldı. 1928, yani Türkiye Cumhuriyeti 5 sene İslam devleti olarak resmen yaşadı. Ondan sonra bugün kurucu düşünce cart curt böyle bir saçma sapan şeyler söylüyorlar. Laikliği savunmak için. Laiklik anayasaya 1937 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 okuyla beraber girmiştir. 23-37. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'nin laik bir devlet olma resmen tasdiki 1937'dir. İki sene sonra da İkinci Dünya Savaşı çıkacak. Ondan sonra da dünya başka şeyler görecek. Peki şimdi tabii bu anlattıklarınız üzerinden çıkacak size yöneltilmesi gereken ve açıklanmaya muhtaç hususlar elbette var ama ben Aytunç Altındal'ın Türklük tanımının ne olduğunu, Türk kimdir sorusuna nasıl yanıt vereceğini merak ediyorum. Ve tabii Sayın Özel'in söyledikleri üzerinden sizin de yorumlarınız olacaktır. Evet, şimdi önce şunu iyi bilmek lazım. Bugünkü Türklük tartışmaları gerçekte başka bir olayın üstünü örtmek için yapılıyor. Nedir o olay? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti üniter devlet. Şimdi bizler, ben Çerkezim. Annem, babam, soyum, sopum Çerkez. Bununla gurur duyuyorum. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti bana bir Türk olarak bir kimlik vermiş. Ben bu kimlik sayesinde dünyada varım. Bilmem anlatabildim. Hı hı. O benim yurttaşlık kimliğim. Soy kimliğim değil. Yurttaşlık kimliğim ve onun sayesinde dünyanın neresine gidersem gideyim ben Türk'üm diyorum ve iftihar ediyorum. Mustafa Kemal Paşa nasıl görmüş meseleyi? Bir belge getirdim size. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin nutukları. Meclisin 1. Teşkilini Sani 1338 tarihinde münakıt 130. içtimağın toplantının 1. celsesinde irad edilmiştir. 1341-1338. Orijinali burada. Hı hı. Burada ne diyor? Efendiler, yine malumdur ki dünya yüzünde, pardon biraz yukarıdan alacağım. Diyor ki, Türk namındaki ikinci, tamam. Efendiler,
İsterseniz iki mikyasta ölçelim Türklüğü. Birinci vahidi kıyasi, birinci kıyaslamamız Edvar-ı Kable tarihine ait mikyastır. Yani tarihin öncesine ait olan, yazılı olmayan mikyas, yani ölçümler. Bu mikyasa göre Türk milletinin ceddi alası olan Türk namındaki insan, biraz Arapçası geçiyor, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yasef'in oğlu olan zattır. Yafes mi Yasef? Yasef. Aslında tabii Tevrat'taki karşılığı Yafet. Biz Yasef diyoruz. Yasef'i de Yusuf'la karıştıranlar var, o değil. Demek ki Mustafa Kemal Paşa'ya göre Türk kimmiş? Türk, Nuh peygamberin 3 oğlu var. Şem, Sem, Sam diyoruz biz. Bir de şey, Yafet ya da Yasef deniyor Türkiye'de. Bunun oğludur diyor. Ondan gelen ilk zat Türk'tür diyor. Onun tanımı bu. Mecliste yaptığı konuşma 1 Kasım 1922'ye tekabül ediyor. Peki kaynağının ne olduğuna ilişkin bilgi var mı şimdi orada? Şimdi bütün bunları yazmadan, söylemeden evvel yaptığı çok, ama bu bütün dünyada da böyle kabul ediliyor. Dikkat, o sırada. Mesela Şem dediği şahsı biz Kenan diye biliyoruz. Kenan ilinin temsilcileri, Kenaniler olarak, ve Sem dedikleri de Sami ırkının kurucuları olarak. Bir de ne var demek ki? Yafet'in oğulları var. Bunlar Abraham'dan falan 1000 yıl önceki olaylar. Kablet tarihi dediği o. Yani tarih öncesinden getiriyor. Ve diyor ki işte bu insanlar daha sonrasında, atlayarak geçiyorum, çok uzun çünkü, 15 asır önce, asır evvel Asya'nın göbeğinde muazzam devletler teşkil etmiş ve insanlığın her türlü kabiliyatına tecelligah olmuş bir unsurdur. Sefirlerini Çin'e gönderen ve Bizans'ın sefirlerini kabul eden bu Türk devleti, ecdadımız olan Türk milletinin teşkil eylediği bir devlet idi. Demek ki en az diyor, o arayı birçok anlatıyor. Diyor ki en az 15 asır önce zaten devlet halindeydiler ve böyleydi. Yalnız burada enteresan bir noktası vardır. Durmaksızın bu metnin içinde, 8 sayfalık bu metnin içinde her yerde Türkiye devleti diyor Mustafa Kemal Paşa. Türk devleti demiyor, özellikle demiyor. Neden demiyor? Çünkü Türkiye'nin içinde başka unsurlar da var. Demin anlattığım gibi Türk olmak vasfı var. Demin İsmet Özel güzel söyledi. Mücadele etmesi, kendisine karşı olan ve Müslüman olmayanlara karşı. Şimdi burada bir olay var. Ama şimdi üniter, o tanımdan... Üniter ne demek? Burada üniterlik esas ve egemenlik meselesi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemen bir devlet. Demin laiklik bahsinde 1937, doğrudur. Laiklik 37'de girdi. Ama esas da 1920'de Büyük Millet Meclisi kurulup da egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dendiği andan itibaren laiklik var. Çünkü daha öncesinde bir ümmet toplumu var. O ümmet toplumunda egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ın. İlk defadır ki Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulup faaliyete başladıktan sonradır ki o egemenlik hakkı artık kayıtsız şartsız, bila kaydı şart milletindir oluyor. Milletin olmasıyla beraber egemenlik gökyüzünden yeryüzüne inmiş durumda. İşte bu nedenledir ki üniter devlet, demin İsmet'in de söylediği gibi, Müslüman devlettir. Bunu size getirdim. Boşup bu kadar şeyi taşıyarak geldim bu gece. Çünkü daha evvel de söyledim sizin programınızda, üniter demek Muhammedan demektir. Şimdi hemen bakacaksınız. Kendiniz, siz İngilizce biliyorsunuz. Bu İngilizce diplomatik teknik sözlük. Nasıl tıbbın kendi dili var, hukukun kendi dili var, diplomasinin de kendi dili var. Lütfen burada şu üniterizm, üniter devlet bahsini bir oku, şöyle bir görürseniz, bunu kalkıp göstermem biraz zor. Burada göreceksiniz sayfa 2501, üniter nedir diyor. Merkezi yönetime sahip olan
Hristiyanlığın baba, oğul ve kutsal ruhunu reddeden Müslüman devlet tipidir. Hristiyanlıkta da var, reddedenler var. Yani baba, oğul ve kutsal ruhu reddeden Anglikanlar mı mesela? Şimdi peki... Bogomiller var. Bogomiller var. Herkes, yani bunu herkes kabul etmiş değil mi şu baba, oğul ve kutsal ruh meselesini? Merkezi otorite ve monist olacak yapı. İslam dini tevhid üzerine kurulu bir din. Sonrasında şu baba oğulun yerine yasama, yürütme, yargı girdi. Üçü tek tek fakat bir arada. Onun içindir ki üniter devlet denildiğinde anlaşılması gereken, buyurun, İstediğiniz gibi bakabilirsiniz. İşte burada duruyor. Yalnız siz tabii bir devlet tanımından burada bahsediyorsunuz. Devlet değil, yurttaşlık tanımı. Yurttaşlık. Peki şimdi yurttaşlık tanımı madem öyle, örneğin bir Hristiyan Türktür. Türktür. Tabii ki yurttaş olarak Türktür. Şimdi bunlar 8. sınıf pozitivist tahliller. Şimdi bizim kafamızı, beynimizi yıkıyorlar. Ümmet toplumundan ulus toplumuna ya da millet toplumuna geçmişiz. Bu tamamen büyük bir aldatmacadır. Büyük bir sahtekarlıktır. Şimdi hakimiyet... Özür dilerim, reklama gitmem gerekiyor. Sözünüzü kesmeden isterseniz bir reklama gidelim. Buyurunuz, ondan sonra buyurunuz, hakimiyetten buyurunuz. Devam edelim. Sevgili seyirciler, bu arada Öteki Gündem hashtag ile bize tweetlerinizi gönderebilirsiniz. Ötekigundem@habertürk.com'da mail adresimizdir. Katkılarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere, çok kısa bir ara. Devam ediyoruz Öteki Gündeme. Araştırmacı yazar Aytunç Altındal ve İstiklal Marşı Derneği Genel Başkanı şair İsmet Özel bu gece konuklarımız. Ve şimdi izleyicilerimizin tabii konuyu netleştirmek adına sordukları bazı sorular var. Özellikle sizin Türklük tanımınız üzerinden. Mesela Türkler Müslümanlık yokken yani Türk değil miydi? Murat Anılan isimli izleyicimizin sorusudur bu. Siz şunu mu söylüyorsunuz? Her Müslüman tabii ki Türk değil ama her Türk muhakkak Müslüman. Muhakkak. Yani Müslüman değilse bir insan Türklükten çıkar. Peki bunu nereden çıkartıyorsunuz? Şimdi bakınız, bu bir tarihi vakadır. Tabii benimseyen benimser, benimsemeyen benimsemez. Şimdi Türk kelimesi bir kavmin adı değildir. Török, töresi olan, töreye riayet eden demektir. Biz Türk diyoruz çünkü Arapçada ö harfi yok. Biz Kur'an'dan çıkmış bir lisan konuşuyoruz. Bugün konuştuğumuz lisanın menşei Kur'an'dır. Biz Müslüman olduğumuz için Türkçe konuşuyoruz. Müslüman olmasaydık işte Bulgarca konuşacaktık mesela. Macarca konuşacaktık, Fince konuşacaktık. Müslüman olduğumuz için Türkçe konuşuyoruz. Yani bunu hiç kimse inkar edemez. Dur, ben ediyorum da bir dinliyorum yani şimdi biraz hiç sonra kimse, edeceğim tabii. Hiç kimse şunu inkar edemez. Neyi inkar edemez? Türklük vasfını koruyan Asyalı kavimlerden hepsi Müslümandır. Yani işte Finler, Estonyalılar, Macarlar, Bulgarlar için Türk demiyoruz. Kökleri Türklerle müşterek diyebiliyoruz. Gagavuzlar, Hazarlar için ama Türk deniyor. Ha. Hazarlara Türk diyen kimler? Onlarla aynı dini şey yapanlar. Aynı dinin içinde olanlar. Yani Hazarlara Türk diyorlar. Çünkü aşağılanmış Yahudilerin bayrağını
yükselten Hazarlardı. Yani Yehova kavmini terk etmedi. Bakın Hazarlara dediler. Hazarlar Yahudiydi. Tamam. Yani Yahudiliğin... Yani Türk Yahudisi olarak zaten geçiyorlar. Hayır, hayır. Yani mesele şu, yani Hazarlar devlet kurup o bölgede hotspot etmeden önce Yahudiler dünyanın en aşağılık insanları olarak kabul ediliyordu diğer Yahudi olmayanlar tarafından. Ama Hazarlar Abbasi halifesine eğer Yahudilere baskı yaptığını bir daha işitirsem ülkemdeki bütün camileri yıkarım diyen bir adamdı. İşte bu Türk olması lazımdı. Anlatabiliyor muyum? Yani, ya olsa olsa bu Türktür filan gibisinden hayır, hayır, bir yaklaşım. Yani, nasıl? Yahudiliğin iş yaptırabilir, Yahudiliğin hakim olabilir tarafını öne çıkardıkları için Hazarlara Türk diyorlar. Pardon, hiç anlayamadım bunu. Yani Yahudilerin şimdi şöyle bir durum var. Bütün Yahudiler de İsrailoğlu değildir. İsrail, elbette değildir. İsrailoğulları başka bir olay, Yahudiler başka bir olay. Hazarlar Yahudidir, İsrailoğlu değildir. Dolayısıyla, tabii, dolayısıyladır ki yani demin söylediğinizde baktığımda iş yapabilir olan Yahudiliğin öne çıkartılması bunu yani anlayamadım. Şöyle, Yahudiliğin yani hala dünyada sözü geçen bir kavmin uhdesinde olması Hazarları Yahudi Hazarların Türk olmasını. Hayır, ondan önce şamanlar zaten. Yani ondan önce şamandılar. Şamanlık dediğimiz şey hiçbir o dini kavmin, bir olay değil. Yani şamanlık bir din değil. Tamam ha, ama yani, daha önce şaman Türkleri diye bilinen insanlar onlar. Sonrasında Yahudiliğe intisap ediyorlar. Yani, ama dikkat, Yahudiliğe intisapta önemli bir olay var. Anadan Yahudi olmanız gerekiyor. Bunlar öyle değil. Sonradan Yahudi. Şimdi biz işimize yarayan şeyi anlayalım. Şimdi tabii sizin tanımınız çok dikkat çekici olduğu için hani Gagavuz'u da o yüzden ben size sormak istedim. Hani Moldova'da olsun, Ukrayna'da olsun. Şimdi bakınız, o da bir şey. Yani Gagavuzlar Türkçe konuşuyorlar. Sebebi oralara Osmanlılar hakimdi de onun için. Yani o eğer Türkler baskın bir kültürü temsil ediyor olmasalardı Gagavuzlar bugün Türkçe konuşuyor olmayacaktı. Ama şimdi İsmet yani, Bey şöyle bir durum yok mu? Bakın öyle. Kürtler diyelim. Kürtleri alalım hele. Kürtler Müslüman değil mi? Müslümanlar. Müslüman olanı da var, olmayanı da var. Güzel, ama Müslüman olan büyük çoğunluk Kürtler o zaman Türk olması lazım. Öyledir zaten. O nasıl öyledir ya? Yani onu anlayamadım oraya yani. Oraya geleceğiz. Ha, onu bilmiyorum ama yani. Yani Kürtler, tabii ki Türk Kürt, yani. Türk'ü hangi bir, anlamda kullanıyorsun? Ben bugün, onu bir türlü bugün, kavrayamadım. Bugün bir Kürt evet. Alevi olmadığını tebarüz ettirmek için Türk'üm der. Allah Allah, bunu da ilk tabii, defa tabii duyuyorum. Tabii bunu neyse, ilk evet. defa duyuyorsunuz biraz Kürtlerle. Ben 6 sene yaşadım Diyarbakır'da. Hiç evet, böyle bir şey duymadım yani. Evet. Diyarbakır'da 6 sene yaşadım. Hiç böyle bir şey duymadım ben. Ama doğrudur dediğiniz, Türk denildiğinde Avrupa'da ve dünyanın her yerinde Müslüman anlaşılır. Bu ayrı bir hadise. Yani bu, söylediğinde ben bu konuda katılıyorum. Türk demek Müslüman demektir. Ben Türk değilim dediğiniz anda gerçekte ben Müslüman değilim demiş olursunuz bilerek bilmeyerek. Yani ben, ama siz burada genel bir algıdan bahsediyorsunuz hayır, değil algı mi? Algı falan değil, bu tarih ve bütün belgeleriyle Türk denildiğinde anlaşılması gereken Batı dünyasında, ha, Batı dünyasında. Batı dünyasında anlaşılan Müslüman demektir. Hiç, ama siz hani dini İslam olmayan hayır, birinin hayır, hani Türklükten de çıkmış olduğunu düşünmüyorsunuz. Olur mu öyle şey canım? Öyle ben o konuda katılmıyorum. Öyle bir hadise yok. Yani bugün Türkiye'de yaşayan Ermeni, Kürt, benim gibi Çerkez, Boşnak, Pomak vesaire yurttaş olarak bugünkü anayasaya göre konuşuyorum. Bugünkü cumhuriyet ilkelerine göre konuşuyorum. Biz birer yurttaş olarak birer Türk'üz. Bundan da kıvanç duymamız gerekir. Çünkü ver şu kimliğini, ver şu nüfus kağıdını derlerse ben bir hiçim. Dünyada hiçim.
Şimdi Türkiye'deki bir Ermeni, Türkiye'deki bir Kürt veya Türkiye'deki bir Çerkez, zin kimliği değil o. Kişiliği, bir kimlik var, identity, bir de personality var, kişilik. Bize verilen milli kimlik, devletin bize verdiği kimlik. Anayasal vatandaş da değilim ben. Dikkat, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, üniter devletin egemen bir yurttaşıyım. Bu yurttaşlık hakkı benim hakkım, bana vermişler bu hakkı. Ve ben bu hakkı kullanarak dünyada ben A'yım, B'yim, C'yim diyebiliyorum. Yurttaşlık hakkım nedeniyle de bir Fransızdan, bir İngilizden, bir Amerikalıdan hiçbir farkım yok. O da yurttaş, ben de yurttaşım. Şimdi dolayısıyladır ki yurttaş olmaklık bir hadise, benim soyumun sopumun Çerkez olması benim kültürel yapım. Şimdi burada din faktörünü Batı dünyası, İslam kimdir diye sorulduğunda Türktür demiş. Yani karşılığı Batı'nın bütün evraklarında Haçlı seferlerinden bu yana diyor ki adamlar, Haçlı seferlerinde biz Türklere karşı savaştık. O Türk dediği Arap da olabilir, içinde başkası da var, şu da var, bu var. Ama Türk'e karşı savaştık. Çünkü Türk demek infidel demek. Yani inanmayan kişi demek. Yani Türk diye yazıldığında hemen yanına infidel diye yazarlar. Yani imansız, bizim... Yani Hristiyan değil. Hristiyan değil. Öyle saçma şey yok. Hristiyan değil işte. Hristiyan değil. Yani ne demek o infidel dediği... Türk Hristiyan değil. Bu kadar basit. Evet, Türk Hristiyan değil diye Batı, Batı'dan gelen bu. Türk dediğiniz ötekinin adı Osmanlı'da zımni zaten. Başka bir adı var onun. Gayrimüslimler olarak. Onların adı başka. Ama kiminle savaşıyorsun diye sorulduğunda Batı'da, Türk'e karşı savaşıyorum. Olur mu ya, Selahattin Eyyubi'ye karşı savaşıyorsun? Değil mi? Selahattin Eyyubi'nin Türk olduğu belli mi bilmiyorum, İsmet ne der, ama daha çok Kürt diyen var. Kürt diyen var, Arap Kürt'tür, diyen var. Kürt'tür. Türk. Eğer etnisite olarak soruyorsanız. Bakarsanız. Şimdi onun adı nedir? Türk'e karşı savaştır. Selahattin Eyyubi veya Selçuklu Türkleri hepsi Türk'tür. Çünkü Türk onun Hristiyanlığın üçlüsüne ve Hristiyanlığın akaidine inanmayan, iman etmeyen kişi demektir. Yani bu anlamda evet Müslümandır. Yani, Aytunç Bey yaptığı şu, yani bu insanlar, kendisi Çerkez. Hı hı. Türklük işine yaradığı zaman Türk. Ama Türklerin bir şey omuzlaması gerektiği zaman bunlar Çerkez. Bir dakika, pardon, yani, öyle bir şey yok. Bir Türklerin, şey omuzlaması gerektiği dediğinizde şöyle bakalım mesela. Evet, siz ben Türkiye'nin 50 yıllık hayatımda çok şeyi omuzladım ben İsmet Bey. Türklük adına. Türklük adına, evet. Sovyetlerde omuzladım, Demokratik Almanya'sında, Çekoslovakya'sında. O zaman herkes burada gece yatağında rahat uyusun diye. Bunları bana söyleyemezsiniz. Bir Çerkez olarak bana söyleyemezsiniz bunu. Siz evet. Ne yaptınız derim sonra. Ben bir böbrek kaybettim. Bir böbreğimi bıraktım. Gözümü açtığımda morgdaydım ben. Sizler burada ne yaptınız denir. Onun için böyle genellemeyle lütfen konuşmayalım. Diyelim ki bir başkası, beni örnek vermeniz çok büyük hata. Başkası diyebilirsiniz. Adam bakın kalkıyor, ben Türklükten istifa ettim diyor. Onun suratına, efendi sen Türk kalsan ne olur yani, her tarafın Türk olsa ne yazar diye söylemeniz gerekir. Bunu bana söylemeyin ama. Size iltifat etmem gerekiyor. Hayır estağfurullah, ben iltifat falan beklediğim yok. Sadece şimdi, durumu bilelim yani. Şimdi bu işler bize hiçbir şekilde gösterilmiyor. Yani biz mesela ümmet toplumundan ne yapmışız? Millet toplumuna ya da uluslaşmaya gitmişiz. Yani dinimizi terk edip daha milli bir karakter sahibi olmuşuz. Dünyada milliyeti ve dini aynı olan tek millet Türk milletidir. Onun için artık insan ben Türk'üm ve başka bir şey değilim demesi lazım. Çünkü milliyeti ve dini Türklüğün birdir. Cumhuriyetten sonra birçok numaralar çevrildi.
Fakat Cumhuriyet'e varmak için neler yapıldı onu bilmek lazım. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde, yani şeyde işte o kocaman yazıyor, hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Ne demek bu? Kelimeleri egemenlik ulusundur diye değiştiremezsiniz. Hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Çünkü bir büyük, yüzyıllar süren bir klasik Osmanlı çağı yaşandı. Bu klasik Osmanlı çağı milliyetler prensibine göre işliyordu. Bu kat kat milliyetleri tanıyan bir, milletleri tanıyan bir örgüydü. En yukarıda Müslümanlar vardı. Bunlar şimdi aslında devlet ve halk bir bütün kabul ediliyordu ama bölünmüş bir bütün. Sunufu devlet vardı. İlmiye, Seyfiye, Kalemiye. Bir de reaya vardı. Yani devlete mensup olmayanlar. Reaya umumiyetle gayrimüslimlerden oluşuyordu. Ama bunların içinde Müslümanlar vardı. Onun için onlara beraya denirdi. Onlar haraç vermezlerdi. Reayanın içinde. Riayet edenler, sürü yani. Şimdi pardon, sürü reaya sürü yani. Beraya evet, değil. Beraya değil. Gençler pek şey yapamıyorlar da onun için. Tabii. Yani beraya kılıç ehlidir ve haraç vermez. Hakimiyet bila kaydı şart milletindir dediğimiz zaman biz bunu anlıyoruz. Millet-i hakime vardı. Millet-i hakime. Başka milletler de vardı. Mesela Müslümanların hemen altında Grekler vardı. Onların altında Ermeniler vardı. Değil, Ortodokslar vardı. Grekler başka. Grek Ortodokslar. Bizimkiler Rum. Ha. Bizimkiler Rum. Grek başka bir yerde. Anlaşılsın Rum diye söyledim. Evet, yani Rum evet. Çünkü Romalı demek. Ha işte yani bizdeki zaten biz, Roma'dan kalanlar. Ama yok yani biz kendimize de Rum dedik. Ha, tabii ki yani biz Roma İmparatorluğuyuz yani, ya. Yani ne ya biz Roma İmparatorluğu aldık. Şu Rum. Yani eğer Cumhuriyet ilan edilmemiş olsaydı ya, ben şu arayı Rum'dan olacaktım. Ya Mevlana yani, Celaleddin'in Rumi tamam, adı üstünde. Tamam işte yani onun için Grek diyorum. Biz zaten mesela bir şeyin anlaşılması lazım. Bir evet. Şeyin anlaşılması lazım. Hakimiyet bila kaydı şart milletindir demek, millet-i hakimenin sözü geçecek demektir. Yani bu da netice itibariyle tamamen böyle olmuştur. Biz 1919'da Misak-ı Milli'yi ilan ettiğimiz zaman, ki Wilson prensiplerinden medet umularak ilan edilmiş bir şeydir. Osmanlı tebaasının Müslüman kahir ekseriyetinin meskun olduğu yerler Misak-ı Milli'ye dahildir. Böyle tespit edilmiştir iş. Yani bizim milli meselemiz doğrudan doğruya Müslüman olmamızdan ibarettir. Araplar kafirlerle anlaştıkları için Misak-ı Milli sınırları dışında kalmışlardır. Yani Kürtler Misak-ı Milli sınırları içindedir. Biz gavurlarla pazarlık ederken Kürtlerin yaşadığı yerleri buralar bizim diyerek yani Misak-ı Milli'nin içinde saymışızdır. Ve bunu insanlar bilmiyorlar. Misak-ı Milli dediğim zaman bugünkü sınırlar bahis konusu değildir. Misak-ı Milli sınırları Halep'in 20 kilometre güneyinden geçer. Batum, Selanik ve bugün Bulgaristan'ın üçte biri sayabileceğimiz yer Misak-ı Milli sınırları içindedir. Yani onun için Türkiye'de birinci meclis feshedilmiştir. Çünkü zaferi kazanan Türkler bu sonuca razı olmayacaklardı. Onun için bu sonuca razı olacak bir düzenleme yapıldı ve biz bütün Cumhuriyet tarihimiz boyunca tamam, Türklüğümüzün
tırpanlanması, Türklüğümüzün tahrip edilmesi, Türklüğümüzün yara almaya müsait hale getirilmesi programının mağdurları olduk. Yani bugün Türkiye'de Türk'üm demek zorlaşıyor. Çünkü onu o hale getirmişler ki yani mesela ırkçı olduğunu söyleyenler var. Mesela Türk tanımını kullanan. Pardon, bir şey var. Şimdi demeyecek aklıma takıldı. Buyurun. Hakimiyet kayıtsız bila kaydı şart. Milletindir. Güzel. Yani ama Müslümanlarındır. Bir dakika işte orada bir şey var. Eğer hakimiyet bila kaydı şart hakim olan milletindir olsaydı, millete hakimenindir. İşte millet, yani hakim olan. Hayır, şimdi millete hakimenindir diye yazması gerekirdi. Yazmıyor öyle. Ne yazıyor? Öbürleri hangi millet diye sorduğun zaman yani güzel. Bu ama Hristiyan milleti demiş Osmanlı. Zaten gayrimüslimleri ayırmış. Rum milleti, Ermeni milleti, evet. Yahudi milleti demiş. Evet. Onlar eski. Evet. O zaman Osmanlı ümmet Darül İslam'ın temsilcisi. Yani o zaman Osmanlı Devleti bir millet değil. Kendisini millet olarak görmüyor. Ötekiler millet. Fatih döneminde. İşte ben de onu söylüyorum ama, zaten. Pardon. Yani o milletler içinden bir millet Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Ama bir saniye. O bir millet yok ortada. Fatih döneminde başlayan bir milletleştirme. Hatta etnarş dediğimiz gruplar. Yani millet başılarına sahip olan topluluklar. Göynükler de var mesela. Çingene dediğimiz bugün kişilerin de var. Voynaklar var. Hepsi evet. Var. Şimdi buradan baktığımızda Osmanlı'da millet sistemi gayrimüslimler için. Osmanlı'nın kendisi Darül Harbin ve Darül İslam'ın temsilcisi olan ümmet. Ümmet burada, millet şuralarda bir yerde. Dolayısıyladır ki daha sonrasında Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçildiğinde artık ümmette değil, Cumhuriyet milleti olarak Türkler var. Şimdi buradan baktığımız zaman hakimiyet Türk milletindedir diye yazmıyor. Bila kaydı şart Türk milletinindir de demiyor. Ne diyor? Doğrudan doğruya millettedir diyor. Ve millet diyerek de bunun içine azınlıkları koymadığınız takdirde millet olamazsınız. Yani, ne münasebet? Bakın, Lozan Anlaşması azınlıkları milletin dışında tutmuştur. Bakın haklısınız. Şuradan haklısınız. O Lozan Anlaşması dışında tutması başka bir mesele. Nasıl ben, başka bir mesele? Anlatacağım. Ben eğer bir millet olmak istiyorsam bir defa benim bünyemde benden olmayanların bulunması gerekir. Benden olmayanların bulunması gerekiyor. Dünyanın bütün milletleri, yani adına bugün ulus devlet denilen, ben savunuyor değilim, yanlış anlaşılmasın. Ulus devlet denilen olayda mutlaka içinizde sizden olmayanların bulunması gerekir. Hiç de öyle değil. İsviçre bir millettir. Yok, İsviçre... İsviçre bakın, bir millet. Hayır, İsviçreliler bir millet. Hayır efendim. Evet, Almanca konuşurlar, Fransızca konuşurlar, evet. Rato-Romaniş konuşurlar, evet. İtalyanca aman konuşurlar. Aman bana anlatmayın, ben 47 senedir İsviçreliyim. Yani 47 senedir İsviçre'de yaşıyorum, yapmayın. İsviçre evet. Bir konfederasyon. Evet. İsviçre üniter bir devlet değil. Tamam. Konfederasyon. Helvetya. Helvetya konfederasyonu da değil. Helvetya onun içindeki bir bölüm. Bir konfederasyon, o konfederasyonun içinde bir Cenevrelinin kalkıp da bir Zürihli için biz aynı milletlerdir dediği duyulmaz, olmaz böyle bir şey. Cenevreli ben Etat Cenev'denim der, öteki der ki ben Zürihliyim der. Şimdi bütün bunlardan İsviçre'nin kantonal sisteminde konfederasyon var. Bakın üniter devlet yani değil. Yani İsviçreliler bir millet biz dedikleri değildir. Zaman. Biz demezler. Ben der ve der ki İsviçre'nin... İsviçre'liler biz demez. Hayır hiç. Biz İsviçre'liler demezler. Hayır bakın çok basittir. Adam gelip... İspanyollar da biz İspanyollar hayır demezler. Hayır biz Cenevreliyiz der. İsviçre'li... Aynı şey tabii Katalan da evet. İspanyol değilim der. Ha yani ama, hiç ama ha. İsviçre pasaportuna sahiptir o kadar. Ve der ki ben Cenevreliyim. Siz nerelisiniz? Bazıllı. Konuşmaz bile emin olun. Yani bir Bazıllı'yla, bir Berlin'liyle otursa yan yana gelse ben kalkayım gideyim der Cenevreli, öteki de öbür tarafa şey. Gider. Bu bütün dünyada gavurların evet. Hayatına yani feodal geçmişi olan bütün toplumlarda bu
tuhaflık vardır. Çünkü onlar bu böyle ancak ayakta durabildiler. Ama yani, İsviçre feodal bile değil. Dikkat, İsviçre'de yani İsviçre... İsviçre'de feodalizm yaşanmadı. Hayır, yok, feodal bile değiller. İsviçre köylü ya. Yani İsviçre köylülükten Avrupa'daki kral sahibi olmayan iki ülkeden biri. Kraliyeti ve asaleti olmayan iki ülkeden biri. İsviçre, Finlandiya. Bunun dışında hepsinin krallıkları var. İyi kötü feodal lordlar var. İsviçre'yi yönetenler ise piskoposlar. İsviçre örneği bize neyi anlatıyor? Yani ne kazanacağız İsviçre'ye? Medeni kanun belki onun için verdi. Bilmiyorum İsviçre örneğini İsmet Bey niye verdi ama belki medeni kanunu oradan aldığımız için mi verdi? Hayır, ne münasebet. Yani siz dediniz ki bir millet olması için o milletin içinde başkaları olması. Aynen. Ama İsviçre... Mesela dikkat, Amerikan İsviçre milletinin bir, içinde kimler... 100 tane ayrı millet var ama hepsi Amerikalı. Ah bravo. Gördünüz gerçi bunu başbakan da örneğini veriyor değil mi? Mesela hayır, bir işte siyahi atlet koşuyor Amerikan bayrağıyla, kazanıyor işte. Ve Amerikan Milli Marşı'nı duyduğu evet, zaman böyle gözyaşlarıyla... Evet efendim. Evet. İşte biz Amerikalı değiliz. Biz Türk'üz. Biz vatanımızı, orayı Darül İslam haline getirmek suretiyle edindik. Amerika... Hristiyanlıkla Amerikalı olmadı. Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet varsa bizim 13. yüzyılda burayı bir Türk vatanı haline getirmiş olmamız sebebiyledir. Yani dünyada görülmemiş bir şeydir bu. Yani Müslümanlar birçok yeri İslamlaştırdılar. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani Türklerin böyle dünya sahnesine çıkmasının tarihi olarak siz neyi veriyorsunuz? Çünkü bir tartışma da var, hani Türkler nasıl Müslüman oldu? Şimdi siz Müslümanlıkla başlatıyorsunuz Türklüğü o zaman. Ve aslında ben ya o zaman Müslüman şimdi, olmadan önce Türkler diye şimdi adlandırılanlar neydi, şimdi kimdi? Şimdi böyle bir tuhaflığı tabii bize empoze ettiler. Bizi yarı deli olarak yaşatıyorlar. Yarı deli olarak. Evet. Türkler Türkiye'yi Türkiye Türkleri yapmıştır. Biz bugün normal olarak Özbek için, Tatar için, Türkmen için, Azeri için Türkiye'de yaşayan insanlar dış Türkler diyoruz değil mi bunlara? Öyle demiyor mu? Dış Türkler. Demek ki iç burası. Yani hiçbir zaman gidin Özbekistan'a dış Özbekler demezler, dış Kırgızlar demezler. Yani hayır, biz, sizin bu bahsettiğiniz bizim coğrafyamızın dışında, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları dışında kalanlar açısından mı dış Türkler tanımını şimdi burada yaptık? Yani hayır, dış biz, dediğimiz biz o insanlardan bahsederken dış Türkler demiyor muyuz? Hayır, yani sınırlarımızın demiyoruz dışında Türkiye'ye kalanlar manasında. Türkiye'nin dışındaki Türklere dış Türkler diyoruz değil mi? Bakın İsviçre'de de 3 kanton var. Uri, Unterwald ve Schwyz. Bu 3 kantonda kullanılan dilde diğer kantonlarda yaşayanlar, Zürih'te, Jenev'de, bilmem nerede yaşayanların hepsine Ausserschweizer derler. Dış İsviçreli. Şimdi tamam, aynı toprağın içindeler. Tamam, işte. Aynı toprağın içindeler ama. Yani aynı mantık. Ha, şimdi burada demin söylediğimiz gibi yurttaş olarak birer Türk'üz. Bu bizim kişiliğimiz. Ne mutlu ki Türk'üz. Dediğim gibi o kimliği Türkiye'ye ben istifa ediyorum diyen hepsine ver şu kimliğini, ver şu nüfus kağıdını, şu Petrus şaraplarını ısmarladığın telefonu da ver bana. Çünkü baban da Petrus şarabı içiyordu. Sen de tabii Petrus şarabı içiyorsun. Ver şu telefonu da bana dediğin zaman ne yapar bu adam? Onu bana anlatması lazım birisine. Yani ben Türklükten istifa ediyorum. Böyle palavra yok. Böyle palavra yutturmaca da yok yani. Ver bakalım, o kadar istemiyorsan Türkiye Cumhuriyeti Devleti de sana kimlik zorlaması yapmasın arkadaş, ver iade et, nereye gidiyorsan neye git. İtiraz ettiğinizi burada biraz daha açıklamak ister misiniz? Yani ederim, herkes tabii, yazıyı okumamış olabilir. Ertuğrul Özkök diye birisi kalkmış diyor ki ben Türklükten istifa ettim. Ne zaman girmiş ki? Öyle saçma şey olur mu? Evet, evet, ben diyorum evet ki bir adam ben Türk değilim diyorsa evet, beter ol diyorum. Eğer şimdi, bir insan ben Türk'üm diyorsa nereden belli diyorum. Ne,
O güzel, Nerenden bunlar güzel belli. Kriterler. Türk'üm dediği Peki, o nereden mesela hangi belli? Cevap sizi tatmin ediyor? Efendim? Hangi cevap sizi tatmin ediyor? Namaz kılmıyorsa Türk değildir. Ha, İslam'ın şartlarını yerine getirmiyorsa da Türk değildir. Ben namaz diyorsunuz. Kılamıyorum şu anda. Yani, ben Türk değil miyim? Çıktım mı İsmet Bey? Yapmayın ya. Yapmayın ya. Yani, ben bilmem. Siz kendi kendinize düşünün onu. Hayır ben ama sizin koyduğunuz kritere göre ben kendimi düşünemem. Benim kriterimden size ne? Hayır ama siz koyuyorsunuz, yani bir kriter koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki namaz kılmayan herkes Türk değildir. Olur mu böyle şey? Namaz kılanların hepsi Türk değildir zaten. Peki bir... peki bir yani şey namaz kılıyor diye Türk olmaz adam. Peki bir şey ama soracağım. Ama namaz kılmıyorsa hiç şimdi, Türk değildir. Takvada kimin güçlü olduğu belli değil. Değil mi? Kimdeki takva daha güçlüdür bilmiyorum. Yani ibadette gizli kabahat de mi diyorsun? Hayır, hayır katiyen. Takva... Kabahati açık işlerim ben zaten işlersem ama şimdi takvadır asıl olan. Takva kimde güçlüyse ister namazını kılarken ne adamlar var bugün ya? O beni ilgilendirmiyor. Hayır ama Allah'la kendi arasında o. Bravo. Yani ama onun başı secdeden kalkmayan malı da götüren tabii, başka denaatle dünya kadar. Şu anda iktidardalar zaten. Mesela yani onlar da olabilir, başkaları da olabilir. Deniz aşırı da var yani. Onun deniz aşırı ucu da var. Orada oturanlar da var. Başı kalkmıyor secdeden ama mal şimdi gidiyor. Şimdi izleyici bana diyecek ki bu sözler üzerine reklama gittin ama gerçekten reklama gitmem gerekiyor. O sırada da tekrar mevzumuza geri dönelim lütfen. Evet, evet. Tabii yayıncılık gereği bu arada az önce Özkök'ün ismi geçtiği için. Derhal telefon edelim. Yani arzu ederlerse tabii ki de bu sözler üzerine bağlanırlar. Biz de yayında kendilerini dinleriz. Reklam arası verelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet, İsmet Özel ve Aytunç Altındal'la birlikteyiz. Türklüğü, Türk kimdir'i konuşuyoruz ve şimdi öyle bir noktaya geldi ki mesele. İsmet Özel dedi ki, biri bana ben Türk'üm dediği zaman derim ki nerenden belli. Ben de sordum, dedim ki sizin bundan tatmin olmanız için bu soruya nasıl bir yanıt gelmesi gerekiyor? Bir kere dedi, namazını kılıyor mu diye bakarım dedi. Hop, burada Aytunç Altındal dedi ki ben namaz kılamıyorum, o zaman ben Türk değil miyim deyince orada bir kaldı mevzu enteresan şekilde. Şimdi tabii sizin daha önceden bizim Türklüğümüzü elimizden aldılar ve Cumhuriyet'e dair de bir takım eleştirileriniz vardı. Tam bu noktada reklama gittik. Bunu tekrar sözü bırakıyorum size. Yani namazına mı bakarsınız Türk olup olmadan için? Namazına bakmak böyle basit bir iş değildir. Şimdi Müslümanlar namazı cemaatle kılarlar. Yani cemaatle namaz kılmak esastır. Tek başına namaz kılmak ruhsattır. Yani o da olabilir ama esas değildir. Yani ben bir adamın Türk olup olmadığını namaz kılmasından anlarım dediğim zaman onun sofuluğundan bahsetmiyorum. Bir insanın ezan okunduğu zaman herkesin hakkın divanına duracağı bir hayat tarzına bağlanıp bağlanmadığından bahsediyorum. Yani biz Müslümanlar birbirimiz için olduğumuz kadar Müslümanız. Onun için Türklükten Müslümanlık olarak bahsediyorum. Şimdi, yani yüzyıllar boyunca eğer Türkler işin başında olmamış olsalardı dünyada bugün bu derece en azından yaygın bir İslami nüfus bile olmazdı. Yani Türkler aynı zamanda İslam hayatının teminatı oldular yüzyıllar boyunca. Dünya üzerinde.
Şimdi teminatı olmak başka ama bunun tamamen bununla örtüşmesi de başka. Yani işi mesela hiç kültürel manada yaklaşamaz mıyız? Müsaadenizle Atatürk'e göre nedir Türk milleti tanımında? Şöyle bir cevap var. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Ve Türk milleti üç temel unsurdan oluşur. Zengin bir hatıra mirası, beraber yaşamak konusunda müşterek arzu ve sahip olunan mirasın muhafazasına beraber devam hususunda iradelerin müşterek olması. Buna hiçbir itirazım yok. Tek yani itirazım yok fakat noksan. Çünkü burada gelecek yok. Sadece bir köhne geçmişten bahsediliyor. Mirasa sahip çıkma noktasında müşterek irade. Mirasa sahip mi? Ne mirası? Miras hangi miras? Tarihi miras, kültürel miras. Şimdi eğer oradaki miras aslında veda hutbesinde Resulullah'ın bıraktığı miras olmalıdır. Veda hutbesinde Resul-i Ekrem dedi ki size Kur'an'ı ve sünnetimi bırakıyorum. Miras budur. Eğer bir insan yazımızı elimizden alarak bizi Kur'ansız bıraktıysa bu hangi mirastan bahsediyor? Şimdi burada bir olay var ki hakikaten iki tane olaya değinmek gerekiyor. Birincisi Türkiye'de yaşayan insanlar tamamı Türk diyelim değilmiş, Müslümanmış, şuymuş, buymuş geçelim. Dilsizleştirildi ve tarihsizleştirildi. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'ye yaptığı bir olaydır. Ancak şöyle baktığımız zaman şimdi demeyecek veda hutbesi dedi İsmet Özel. Bir de müşriklerle, Hristiyanlarla imzalanan Medine vesikası var. Değil mi? Medine vesikasında bizzat peygamberin kendisi diyor ki Hristiyanlarla biz şu şekilde kendileriyle anlaşabiliriz. Onlar da İslam aleminin içinde var olabilirler. Yani İslam alemi derken de kastettiğimiz malum işte Darül İslam yani. Ümmetin içinde yer alabilirler. Bizzat kendisi bu anlaşmayı Hristiyanlarla yapıyor. Peki şimdi buradan baktığımızda deminki sözlerine dönersek illaki namaz kılmak veya ezan önünde hakkın divanında durmak. Bak açık söylüyorum İsmet Özel, Allah'ını seversen seni daha çok dinlerler bu konuda, beni dinlemezler. Kardeşim bizim orada bir açıyorlar şeyi, operörleri yerinde, bırak namaz kılmayı, namaz kılamazsın yani. Bir ezan okuyor adam, bet bir ses, olamaz böyle bir şey. Bütün millet kaçışıyor bir yerlere, herkes bir yere kaçıyor. Camide bir kişiyi göremezsin. Yani bu davet böyle mi yapılır ya? Yani insan sesiyle yapılması gereken bir davet. Sonuna kadar açılmış operörlerde. Yani siz şimdi hani itirazınız sesle. Yok. Ya Aytuş Bey buna mı takıldınız? Hayır, buna takılmadım. Bu çok önemli bir olay. Tamam, önemli bir olay ama diyor ki yani namazını kılmazsa Türk değil diyor. Hayır ya. Ya biliyorum, ben de söyledim, ben namaz kılamıyorum. Şimdi ben Türk değil miyim diyen benim, değil mi? Az önce bunu ben söyledim. Şimdi ben diyorum ki namazla, şunla bununla değil, takvayla ölçülür diyorum. Takvayı da kimse kimsenin takvasını ölçemez İslam dinine göre. Peki bir izleyicimiz, takvada kim güçlüdür onu bir tek Allah bilir. Şimdi bir izleyicimizin tabii bu sözlerine şöyle bir itirazı olmuş. Diyor ki ben Müslüman değilim ama bir Türk vatandaşıyım ve ayrıca ben İstiklal Marşı'nı duyduğum zaman heyecanlanıyorum ve ayrıca konuştuğum dil Türkçe ve aynı zamanda da hani ay yıldızlı bayrağımız, o ay yıldız beni gururlandırıyor. Yani ben Türk değilim diyor. Ben de aynı düşünce derdiyim. Size diyor bu soru. Müslümanlık kısmı hariç. Şimdi mesele şudur. Kıyamadı da İsmet Bey şimdi. Hayır. Bu ama bir şeyleri böyle mantık örgüsüyle, mantıki tutarlılıkla meseleyi halledemeyiz. Hikayenin neye taalluk ettiğini bilmemiz lazım. Bunu herkes bilmesi lazım. Şimdi o soruyu soran zat, evet, diyor ki ben ay yıldızlı bayrağı gördüğüm zaman gurur duyuyorum, evet, iftihar ediyorum. Bununla belki de huzur buluyor. Hı hı. Ama
1918 yılında Birinci Dünya Savaşı bittiği zaman bu topraklarda, İstanbul'da dahil, bütün o zaman Osmanlı toprağı bilinen yerlerde en emniyetsiz yer Türk bayrağının altıydı. Herkes İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan bayrağının altında selamet arıyordu. Müslümanlar da. Tabii ki. Ha, evet. Tabii ki. Mandacılar. Bilhassa. Mandacılar. Yani zaten onu da konuşuruz. Ama biz bir İstiklal Harbi verdik. İstiklal Harbi'nin sonunda bu topraklarda en emin yer, en güvenilir yer, en efendim... Muteber yer Türk bayrağının altı oldu. Bunu bilmemiz lazım. Bu nasıl oldu? Yani bazı şeyleri birbirine karıştırmayalım. Bugün ben bir okulun önünden geçmekten korkuyorum. Bu ister ilköğretim olsun, ister lise olsun. Hatta üniversite olunca daha da tüylerim diken diken oluyor. Yani tehlikeli yerler. Kimin ne yapacağı belli değil. Talebeler otobüse bindikleri zaman yani bir yere sığınmaya çalışıyorum. Neden korkuyorsunuz? Yani. Her şeyden. Bıçaklanabilirsiniz. Falan filan yani. Yani Türk bayrağının altında şimdi artık hayır, güvensizlik hayır, mi var? Hayır, ben 1944 doğumluyum. 1950 yılında ilk mektebe başladım. Ben lise 2. sınıfa gelinceye kadar, ya lise 3'e diyelim. 27 Mayıs ben lise 2. sınıftayken oldu. Türkiye'de genç bir insanın en emniyet içinde olacağı yer mekteplerdi. Ve bütün hocalar görüşleri ne olursa olsun çocukları gibi hareket ederlerdi talebelere. Ama Cumhuriyet ideolojisi şöyleydi, böyleydi falan. Yani bir şeylerin başımıza nasıl geldiğini, bize birilerinin neler yaptığını bilmemiz lazım. Ama bu 27 Mayıs'a kadar böyleydi. Çünkü 27 Mayıs'a kadar bizim bir Kur'an devletimiz vardı. Biz Cumhuriyeti bir İslam devleti olarak kurduk ve 27 Mayıs'a kadar kaybettiklerimizin hepsini geri alacağımız ümidiyle yaşadık. Çünkü biz Tanzimat'ta kaybettiğimizi Cumhuriyet'le almıştık. Cumhuriyet'le kaybettiklerimizi de gene Cumhuriyet'le alacaktık. Ve fakat buna birileri imkan vermediler. Neden? Çünkü Türkiye'de yaşayan ve ben Türk değilim diyen insanlar ki bunlar Rum, Ermeni falan değil. Değil. Bunlar hatta köken olarak Müslüman bilhassa. Yani. O başka. Bakın yani, burada sözü edilenler Türkiye'yi eğer yanlış anlamadıysam bir takım hainler denebilir bunlara. Hain yani onlar kendi davalarının haini değil. Bravo tabii değil. Yani kendileri Türkiye'yi kullanarak evet, bir yere evet, ulaşmaya çalışıyorlar. O kadar çoktu ki bunlar. Ha. Yani bunlar Cumhuriyet kurulduğu tarihte de vardı. Tabii, Osmanlı'yı tabii da bunlar yıktı. Merak etmeyin yani Osmanlı'nın 1838'den bu yana gelen bir grup o. Şimdi onu bir kenara koyarsak şöyle baktığımız zaman mektepler mevzu vesaire. Buna baktığımız zaman Türkiye'de Türk bayrağının altının güvenli olmasının nedenleri arasında Türkiye'nin bir cumhuriyet olması var. Cumhuriyet, hayır, inanın bakın, İstiklal Harbi'ni kazanmış olmamız. Canım İstiklal yani, Harbi'ni kazanmış bu olmamız. Bu toprakları derken, gavura yedirmem diyen insanların galip olması. Bravo. Fakat bu insanlar galip geldi, evet, öldüler. Bravo. Sağ kalanlar asker kaçakları, vatan hainleri ve üçkağıtçılardı. Ha bravo. Şimdi evet, şöyle bakarsak meseleye Türkiye'de yapılmış olan ben biraz daha sizden biraz ayrı olarak söyleyeceğim bir ihanet var.
Yani cumhuriyete de ihanet edilmiştir. Bu cumhuriyet kurulmasaydı eğer, Mustafa Kemal ve arkadaşları cumhuriyeti kurmasalardı, biz zaten esamemiz okunmayacaktı. İstiklal Harbi'ne gelince, bakın İstiklal Harbi'nin anlam ve önemi bambaşka bir yerde. Biz 1. Dünya Savaşı'ndan yenik sayılarak çıkartılmış bir ülke. Yenilmedik ama yenik sayıldık. Uluslararası güçler açısından biz yenik sayıldık. Fakat bugünkü demin söylediği misak-ı milli sınırlarını galip güçlere empoze edebilen tek devlet biziz. Almanya'yı paramparça ettiler. Almanya'ya Versay Anlaşması'nı imzalattılar. Tarihte yapılmış en ağır anlaşma. Hitler gibi bir herif çıktı ondan sonra. Ama biz kendi sınırlarımızı empoze edebilecek bir güç gösterdik. Hayır, biz kendi sınırlarımızı empoze edemedik. Misak-ı milliye ettik. Biz, hayır efendim. Biz ettik, bu kadarına kaldı. Ha, o ayrı mesele. Biz bir vatanımız olsun diye misak-ı milliden vazgeçtik. Hayır ama misak-ı milli... Misak-ı milli bu değil. Bakın misak-ı millide Kerkük de var, bilmem ne de var. Ama dikkat ederseniz İskenderun bile... sonrasından, Antakya bile sonrasından geldi bize. Yani sonra kazanıldı demek istiyorum. Bu o asla... Rüşvet olarak verildi bize. Neyse, rüşvet de değildi. Biz aldık ya, ona bakın yani. Biz orayı aldık yani. Antakya'yı plebisit bilmem ne falan numarasıyla aldık. Bizim elimizden de diğer topraklar numaralarla alındı. Şimdi dolayısıyladır ki bu Türkiye'deki misak-ı milli yeniden kendi anlamını kazanacak, kazanmayacak anlamına gelmez. Ben kendimi milliyetçi olarak değil, millici olarak gören bir insanım. O günkü insanlar da kuvayi milliyeci, misak-ı millici idiler. O günkü milliyetçi diye bir kelime yoktu. Millicilik vardı ve milli kelimesi İslam'la eşdeğerdeydi. Müslüman olmak milli olmaktı. Dolayısıyladır ki millici olarak gelindi. 1960 Anayasası, orada katılıyorum. Onda bir katakulliler yapıldı, iş değiştirildi. Hatta komiktir, ben size söyleyeyim. Biz de aynı çağdayız ve aynı dönemde Abdi İpekçi olsun, Doğan Avcıoğlu olsun, hatırlarsın 27 Mayıs darbe midir, ihtilal midir bilmem ne tartışmaları vardı. Ve yeni anayasa yapılırken de içine milliyetçi kelimesini mi koyalım, milli kelimesini mi koyalım tartışması oldu. Bazı bakanlıklar, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi milli adıyla kaldı. Anayasaya milliyetçi kelimesi girdi. 60'tan sonra, 61 anayasasıyla. Şimdi toparlarsak şöyle bir durum var. Türk derken ben yurttaşlık bağı demiyorum. Yurttaşlık hakkı verilmiş olan kişiyim. Kim verdi bana bu hakkı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti verdi. Ben bir ümmette kuldum. Kul. Böyle bir, sadece bir kulluk hakkım vardı. Kime kulluk? Allah'a kulluk etmek hakkım vardı. O kadar. Bunun dışında cumhuriyette ben bir bireyim ve birey olma hakkını bana veren de bu aslanım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bunun tersini söyleyecek olanın da aldığını karıştırırım. Sizi kastetmiyorum. Burada başkaları var. Buna hain ve ihanet halinde olanlar var. Bu hak sayesinde ben cebimde şöyle veya böyle, iyi veya kötü, geçerli olan bir hürriyete sahibim, bir pasaporta sahibim. Dünyanın neresine gidersen gideyim, kimse benim Çerkez olduğuma bakmıyor. Siz bir Türksünüz diyor. Ben Çerkezim dediğimde güzel, Çerkez Türksünüz diyorlar. Bitti. Bu kadar basit. Şimdi kalkıp Türkiye'de bir dönem yanlış bir iş yapıldı. Başbakanlıktan gelen bir yanlış. Efendim alt kimlik, üst kimlik. Neyin alt kimliği, neyin üst kimliği ya? Bu 1934, 35, 36 Nazilerin kullandığı kavramlardır. Alman olan üst kimlik, diğer herkes alt kimlik, Yahudinin kimliği de yok dediler. Şimdi dolayısıyladır ki Türk olmanın verdiği bir gurur var ise eğer, ki bende var o, başkasında olmayabilir, o onun tercihidir. Ama Türk olmak illaki ve mutlaka soydan Türk olmak anlamına gelmiyor. İllaki ve mutlaka Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaşı olmak anlamına geliyor. Bu hakkı taşıyor olmak anlamına geliyor. Benim söyleyeceğim bu. Yoksa ben soy itibariyle Çerkezim.
Şimdi iftar da ediyorum bununla. O da ayrı mesele. Aytunç Altındal nankör olmadığını söylüyor. Tabii bir bakıma onu söylüyor. Nankör değil. Olamam yani, da zaten. Çünkü bu topraklar ona sadece kimlik vermedi. Bravo. Hayat imkanı bravo verdi. Ya, can bak, canını öyle kurtardı. Öyle bir şey söyleyeceğim ki sana, çok beni duygulandırdın. Çok tehlikeli bir yerdeydim ben. Şimdi adını söyleyemeyeceğim. İnan bak, yani yemin etmeyi sevmem ama çok dokundu bana bu sözün. Bir gece yarısı çok çok soğuk, çok korkunç bir yerdeydim. Sırtıma dedim memleketimi alır örterim ama ben direnirim dedim. Eğer bak tüylerim diken diken oluyor, fazla girmeyeceğim buna ama inanın bana ne vermiştir? Bana o özgüveni veren bu millettir ya. Ben böyle yapamam, ben kabul edemeyiz. Bazı şeyler var, kabul edilemez yani. Bana orada, o şartlarda o özgüveni veren işte bu millettir yani. Bu millet verdiği için ben orada o geceyi geçirebildim ve o gecenin ertesinde de canımı kurtarabildim. Demin söylediği gibi. Evet. Siz bir görev için mi oradaydınız? Şimdi, canım bir şeyler için şimdi, oradaydım. Dediğim gibi Aytunç Altındal nankör olmadığını söylüyor. Ona bu bakımdan ben de teşekkür ederim. Ama kendisi benden çok iyi bilir. Türkiye topraklarını tramplen olarak kullanan kaç tane Çerkez var? Vallahi bakın Çerkezler yani, çok kullanamamıştır. Emin olun. Anadolu'lar mı kullandı? Yok. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben en iyi kullananlar yani, masonlardır. Şimdi mesele masonlar şu, kullanmıştır bunu. İşin açıkçası. Şimdi şu var. Ya Çerkezlerin milletvekili olması bile yasaktı ya. Bizim etnik geçmişimiz ne olursa olsun. Heh. Bu topraklara bir şey borçluyuz. En azından anamızı babamızı borçluyuz ya. Biz kim olursak olalım. Ne olur? Benim dedem Bağdat'tan gelmiş. Süleyman dedem. Hepimiz bu topraklara bir şey borçluyuz. Acaba ömrümüz boyunca bu toprakların bize verdiğinin ne kadarını iade edebildik? Bunu düşünelim. Yani şükran borcumuzu nereye kadar ödedik diyelim. Sadece varlığımız... Ya karnımız yani doydu şimdi, kardeşim burada. Karnımız doydu ama şimdi... Daha ne olsun? Ben... Hizmet nasıl yapılır vatana? Şimdi sen... Ben vatana hizmetten bahsetmiyorum. Borcunu ödemekten bahsediyorum. Borç nasıl ödenir vatana? Borç... Bu toprakların değerini artırmakla ödenir. Şimdi bizim elimizden Kur'an'ı aldıkları için Allah'ın övdüğü hayvanı öldürdük biz. Eğer bizim elimizden Kur'an'ı almamış olsalardı 1947-48 yıllarında at vebası bahane edilerek Türkiye'deki atların çoğunluğunu, yani hemen hemen hepsini öldürmesine karşı çıkardık. Ben diyorum yani bu topraklara... Şimdi bir dakika, bağlantıyı kuramadım. Kuramadınız, bir de... kuramayacaksınız da. Hayır, ben size anlatın söyleyeyim. Ki anlayalım. Şimdi biz mesela o sıralarda da aynı zamanda süvari birliklerimizi ortadan kaldırdık. Eğer biz Türkiye olarak... süvari birlikleri olan bir ordumuz olsaydı bugün dünyada parmakla gösterilen ülke olacaktık. Çünkü yani bunu anlatmakla bitmez. Yani hem askeri imkan bakımından 2. Dünya Savaşı sırasında motorize birliklerin yapamadıklarını süvari birlikleri yaptı. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya hiçbir zaman ciddi bir savaş görmedi. Şimdi bir dakika, Kur'an'ımızı elimizden aldılar ve süvari birlikleri diyorsunuz. Şimdi Kur'an'da... Bir de şu Kur'an'ı elinden alma meselesini anlamadım. Yani nasıl... Yazımız değişince Kur'an bizden gitti. Çünkü şimdi 1928 yılında yazı değişti. Tamam. Ve 1929 yılında İdadilerden ve bütün tabii daha öncekilerden Arapça dersi kaldırıldı. Şimdi 1929 yılına kadar
Türkiye'de İdadi'den mezun olan herkes orta derecede değil, iyi derecede Arapça bilirdi. Bilmezse mezun olamazdı. Arapça demeyelim de Kur'an dilini bilirdi. Şöyle, biz yüzyıllar boyunca Arapçayı Kur'an ve hadis öğrenmek için öğrendik. Evet, onun dışında Türkçe konuşuluyordu ama. Türkçe işte buradan doğdu. Evet, Türkçe konuşuldu. Türkçe yani diye bir dil vardı. Türkçeydi. Hayır, Latin alfabesine Türkçe diye bir Türkçe vardı yani. Şimdi Kur'an dili ortak dildi. Bütün dünya Müslümanları için. Yani Kur'an dili Arapça olduğu için ortak anlaşma dili oydu. Fakat ne Trakya'da, ne Bosna'da, ne Hersek'te, ne başka bir yerde, ne de İstanbul'da Arapça günlük konuşmamızı değil. Onu söylüyorum. Arapça yapmıyorduk. Tabii. Arapça değil, Türkçe ama, konuşuyorduk yani. O Türkçe hatta dediğin, Çağatayca konuşuluyordu. O, belgeler var. O Türkçe dediğiniz şey, evet. Arapçanın bir versiyonudur. Arapçası da var, Farsçası da var içinde. Farsçası da var. Evet, Farsça da var, İtalyanca da var, bilmem nece de var. Öteden yani beri söylüyorum. Yani saf Türkçe konuşmak istiyorsanız. Yok, yok. O başka, o bakımdan ayrı. Hiçbir şey diyemezsiniz. Hiç kelime konuşamazsınız. Çünkü hiç Farsçadır, evet. Şey Arapçadır. Aynen öyle. Evet. Yani hiçbir şey diyemezsiniz. Aynen. Şimdi yazımızı elimizden aldıkları için Kur'an'la irtibatımız kesildi. Çünkü normal olarak insanlar iyi Arapça bildikleri için ne dediklerini de bilirlerdi Türkçe. Yani müsbit mi sabit mi mesela, yani bunun farkını bilirdi. Evet, ama şimdi ondan sonra insanlar papağan gibi konuşmaya başladılar. Kulaktan, taklitten duydukları şeyleri söylüyorlar. Ne dediklerini bilmiyorlar insanlar Türkiye'de bugün. Dolayısıyla bir iletişim kopukluğu var ortada yani. İletişim yok ki kopukluğu. Hayır, yani benimle bugün yaşları 25-30 civarında olan insanlar konuşurken ben onları zor anlıyorum. Onlar beni hiç anlamıyorlar. Yani aradaki fark bu, doğru. Ama bu neden oluştu? Dilimizi ve tarihimizi aldılar. Dilsizleştirdiler ve tarihsizleştirdiler. Beşeri hafıza kesintiye uğradı net bir şekilde. Tabii, ne diyorsunuz ya? Ama yok. Yani bu işte yazıyla oldu ama. Siz peki her iki alfabenin birlikte yürütülmesi ve öğretilmesi gerektiğini savunanlardan mısınız? Yoksa yani zaten öbürüne hiç gerek yoktu, niye de geçtik Latin alfabesine diye mi yaklaşıyorsunuz? Yani Türkiye'de yapılan şey dünyanın hiçbir yerinde yapılmamıştır. Evet. Yani o bakımdan doğru. Yani evet. Bu tamamen. Bak bir örnekle seni ya, destekleyeyim. Reklama mı gidiyor? Hayır. Hemen bir cümle söyleyeceğim çünkü. Dünyada bir komünist ihtilal yapıldı değil mi? Lenin diye bir adam. Rusya'da bir ihtilal yaptı. Alfabeyi değiştirmedi adam. Dikkat. Hatta kılık kıyafeti bile değiştirmedi. Ya komünist ihtilal yapmış adam. Bunu değiştiremez miydi? Değiştirirdi. Değiştirmedi. Kopmayacağız dedi. Bir süreklilik olacak dedi. Yani o süreklilik kopartılırsa, kesilirse bu yürümez dedi. Sonrasında kestiler. Kestikleri zaman da işte 70 senede rezil oldular. Olay bu. Onun için o alfabeyi değiştirme. Değiştirmiyor. Niye, ne var? Onunla devam etsen olmuyor muydu yani? Olmuyordu. Latin alfabesini de ona paralel getir. O da bulunsun. Onu da öğrensin insanlar. Hatta biri bunu öğrensin, biri ötekini öğrensin. Ötekini bilmese de olur. Ama bugün Türkiye'de kendi tarihini okuyamıyorsun ya. Yani aslında bu yazının değişmesi bizi geçmişten koparmış değildir. Geleceğimizi elimizden almıştır. Çünkü biz o yazıyla kat etmemiz muhtemel olan hiçbir şeyi, hiçbir mesafeyi kat etmedik. Hiçbir şey yapamadık. Yani zaten o yazı dolayısıyla aklımız asgari dereceye indi, derekeye indi. Biz de böyle işte kıyıda köşede birilerinin himmetine bakarak yaşıyoruz ve bugün eğer uzmanların dedikleri çıkarsa Türkçenin geleceğini en fazla 150 yıla uzatıyorlar. Peki İsmet Bey, tabii yani, şimdi bu
asla cevabını bilemeyeceğimiz bir soru olacak da. Hani sizin tasavvurunuzda eğer bu harf inkılabı olmasaydı, hani Kur'an'ımız elimizden alındı diyorsunuz ya ve devamında söyledikleriniz. Mesela ne olurdu, nereye giderdik, ne olurdu? Şimdi ne olacak ne de ben size söyleyeyim. Yani Allah bize tekrar Türkiye'de İslami bir hayat kurma imkanı verecek. Ya bunu nereden biliyoruz ya? Ben böyle istiyorum. Benim duam bu. Ha, o ayrı. Benim duam bu. Ve biz İslami bir hayat Türkiye'de tesis ettiğimiz zaman mesai saatleri namaz vakitlerine göre ayarlanacak. Sabah ezanından sonra işe başlanacak, hemen sonra değil. Bir saat, iki saat neyse o ayarlanacak. İkindi ezanı okunduğu zaman da paydos olacak. Peki Allah niye bize böyle bir kıyak yapsın ya, affedersin ama. Yani biz hak ediyor muyuz? Biz buyuz zaten, bunu Allah'tan böyle bir lütufu hak yani edecek durumda mıyız? Bunu biz zaten biz yapacağız. Allah yardım edecek. Yani o yani senin isteğin o güzel. Tabii ki. Senin isteğin ve dua. Ama ben hiç zannetmiyorum yani Allah niye bize yapsın böyle bir yardım. Siz dünyanın... bizim her işimiz Allah'lık zaten. Her yani, işimiz Allah'lık bizim. Allah Müslümanlara yardım etmez. Öyle mi? Hayır, Allah ben Müslümanlara yardım eder. Ama bir dakika. Şimdi bakın. Sizin dediğinize göre Türkiye'de Müslüman bile yok. Ben bile namaz kılmadım. İçim Müslüman değilim. Ben İstiklal Marşı Derneği Genel Başkanıyım. Yok, siz Türk değilsiniz. Türk Müslüman demek. Dolayısıyla Müslüman değilim ben. Hayır, Müslümansa Türktür. Bir şey dediğinizde. Hayır, namazını kılmıyor ya o yüzden. Ona istinaden. Biraz önce izah etmeye çalıştım. Namazını kılmak derken sofuluktan bahsetmiyorum. Bütün Müslümanların ezan okunduğu zaman Hakk'ın divanına duracağı bir hayatı destekliyor mu, desteklemiyor mu? Yani İslami bir dünya istiyor mu insanlar, istemiyor mu? Budur ölçü. Yoksa I'm an American Muslim. Bu böyle değil. Peki şunu öğrenebilir miyim? Siz harf inkılabına mı karşısınız? İnkılaplara toptan mı karşısınız? Yoksa esas hani başımıza bir çorapla ördüler ya dediğinizin böyle sanki tam ortasına layık benim bir şeye bir karşı olmam bana bahis konusu değil. Biraz önce dedim ya, bu topraklara borcumuz var. Ben de en azından Aytunç Altındağ kadar nankör olmak istemiyorum. Yani ben de insan kılığına girdiysem bunu bana bu topraklar verdi. Dolayısıyla ben bu toprakların kıymetinin artacağı bir işe kendimi angaje etmiş durumdayım. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın diyor İstiklal Marşı. Evet. Allah demek ki bize günler vaat etti. Sen diyorsun ki evet. Okuyağa geçmez sana. Ha, niye geçsin? Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. O İstiklal buna Marşı da, diyor. İstiklal Marşı diyor o, ve, onu İstiklal ve Marşı diyor. Nazım Hikmet hemen buna itiraz ediyor. Allah bize böyle şey vaat etmedi, biz kendi kendimize vaat ettik. Çünkü internasyonelde evet diyor ki evet, Tanrı, Ağabey, Paşa Sultan nasıl bizleri kurtarır? Bizi kurtaracak olan kendi kollarımızdır. Evet, o evet. Nazım'ın görüşü. Ha. Şimdi şöyle bakarsak, sen ona layık ne yapıyorsun ki? Böyle i̇şte ben bir... layık olmaya çalışıyorum. Kendi adına tabii ki. Tabii ki. Ben Türkiye'ye bakıyorum ya. Yani Türkiye'de Allah'a layık olmak için yapılan Allah'ın ne var? Allah'ın kulu olmayı kabul eden. Allah'ın kulu. Cumhuriyetteyken siz Allah'ın kulu olabilirsiniz. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşı da bal gibi olabilirsiniz. Hiçbir mani yoktur. Unutmayın 1922-24 Türkiye'de cumhuriyet de vardır, hilafet de vardır. İkisi yan yanadır. Tamam. Dolayısıyla ki bunlar birbirlerini nakseden, yani nakseden olaylar değil. Bugün başkanlık sistemini konuşuyorlar. Evet. Bu vatan ihanetidir. Neden? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanatı da hilafeti de deruhte eden bir saltanat yok. Hilafeti burada getirdim. Tamam. Orijinal metin burada. Mustafa Kemal Paşa'yı bu arada belirtmek gerekiyor. İlga etmiştir diyeceksiniz. Hayır hayır hayır. Ne, hayır. Bakın Mustafa Kemal Paşa'nın sadece ve sadece şeyini okuyorum. Hilafetle ilgili görüşünü.
anlatıyor Mısır'da hilafet makamının asırlarca bilmem ne falan filan. Makamı hilafette dahi Mısır, Bağdat ve Mısır'da olduğu gibi bir kudret veya mülteci bir şahıs, şahsı aciz değil, istinadgahı Türkiye devleti olan bir şahsı âli oturacaktır hilafette diyor. Ve diyor ki, aynen bitiriyorum şuradan, Türk ve İslam Türkiye devleti bu iki saadetin tecelli ve tezahürüne menba ve menşe olmakla dünyanın en bahtiyar bir devleti olacaktır. İnşallah sedaları arasında. Hilafetin mündemiş olduğunu şurada anlatıyor. Diyor ki burada artık İslamiyet'in iştahı olabilecek, izzeti ulviyete tecelli edecektir. Ne zaman? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendisi Büyük Millet Meclisi. Bunu lütfen herkes okusun. Ben bunu 1981'de yayınladım. Dikkat. O zaman yani 81'in başında Kenan Evren döneminde yasaklandı, kaldırıldı. Elimde tuttuğum Süreç dergisinin sayısı ve şurada da görülüyor. Orijinal metnin kendisi buradadır. Bunları yayınladığım zaman hilafet ve saltanat meselesi olarak cumhuriyeti kurabilmeniz için saltanatın kaldırılması lazım. Ama Mustafa Kemal diyor ki hilafete sonuna kadar sahip çıkacağız diyor. Ve hilafet olacak. Şimdi saltanat da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uhdesindedir. Çünkü evet. Mesela milli saraylar diyoruz. Evet. Hepsi meclis evet. başkanına bağlı. Ama doğrudur, yani, doğrudur. Yani sultanın ama, mülkü evet. meclise geçmiştir. Aynen öyle. Hilafette Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Büyük Millet Meclisi'nde mündemiştir dediği bu. Dolayısıyla Türkiye'de başkanlık sistemi olmaz. Evet. Türkiye varlığını parlamenter sisteme borçludur. O kadar. Bu arada izleyicilerimizden gelen tweetleri bir taraftan da takip ediyorum ve bazı izleyicilerimiz, ki sayılarının az olduğunu asla söyleyemem, diyorlar ki Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkeye yapmış olduğu hizmetlerin hani sonsuz olduğunu, bugünlere gelmiş olmaktan dolayı kendisine şükran borçlu olduğumuzu ve haliyle de harf inkılabı konusunda yapmış olunan bu sizin ortaya koyduğunuz eleştiri, ki ya sizde de aynı eleştiri söz konusuydu. Onun haricinde mutlaka lütfen bir Atatürk vurgusu istiyorlar ve tabii bugün hani özgür bir şekilde bu topraklarda yaşıyorsak elbette bunu Atatürk'e borçluyuz. Olmaz ben olur mu canım? Şahsım adına şimdi bunu söylemek zorundayım. Bugünün başbakanı elbette. Ve bugünün cumhurbaşkanı cumhuriyet olmasaydı her cuma sokağa çıkıp padişahım çok yaşa diye bağıracaklardı ve bir İngiliz generale, yani minnetle Atatürk'ü bir İngiliz generaline selam çakacaklardı. Evet. Latin alfabesi meselesine gelince onun esas da bize kazandırdığı olay bilimdir. Bilim dünyada Latin alfabesiyle yapılıyordu. Eski Türkçe veya Arapça ile yapılmıyordu. Latin alfabesinin gerekliliği bunda. Bilimsel olarak bakın Türkiye 90 yıl içinde. Siz zaten diyorsunuz ki keşke ikisi birlikte yükseldi. Ben keşke tabii. Yani üniversitelerde, liselerde demin söylediği gibi bu da yasaklanmasaydı. Bakın ya bir de, 28'den yani, sonra. Yasak değil ki bu ülkede ya. Şimdi değil. O zaman öyleydi. Şimdi bakın 28'den sonra başka işler oldu. Onları söylemedi İsmet Özel. Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Kur'an dili yasaklandı, kaldırıldı. Hı. Yerine ne kondu biliyor musunuz hanımefendi? Grekçe kondu. Buyurun. Yani Grekçe ve Latince kondu. Bu öğrenilmesin mi? Öğrenilsin. Ama öteki de kalsaydı yani. Öteki de kalmalıydı. Arapça da öğrenilirdi. Kur'an dili de öğrenilirdi. Grekçe de öğrenilirdi. Latince de öğrenilirdi. Ama bilim yapmak istiyorsanız bakın bugün dünyada bilim açısından Türkler en önde gidiyorlar. Bu da Latin alfabesi sayesinde oldu. Türkler ama nerede önde gidiyorlar? Bilimde kendilerine göre bütün İslam alemi içinde en önde giden Türkler. Pardon. Hayır güldün, neye güldün yani, bilmiyorum. Yani öyle tabii güle yani. Hayır yani. Küçük şey. Peki. Neyse. İşi yani sen de gülerek karşılamış olabilirsin. Bugün Türkiye'nin yetiştirdiği
bilim alanında yetiştirdiği kadroların hiçbiri ne İran'da var, ne Suudi Arabistan'da var, ne bir yerde var. Şüphesiz. Buna yani, katılıyor. Ya bunu yani onun ben. İçin... Ben bunu söylüyorum. Onun için bir uçak kazası süsü vererek 6 fizikçimizi öldürdüler. Bravo, daha başkaları da var canım. Daha Aselsan'da başka... intihar süsü bravo, vererek mühendislerimizi bravo. Öldürdüler. Yani... Herhalde ama, bir olay ama, var ki birilerinin dikkatini şüphesiz, çekiyor, öldürüyorlar şüphesiz, yani. Bir şey var. Evet. Ama Türkiye'de bir akademik hayat yok. Ha o onlar yani bak, öyle şey olur mu? Hayır, bir başka yani, bir şey yani. Yani başka bir tartışma konusu. Akademik hayat var mı yok mu başka. Akademilerin kalitesi nereye kadar? Onları tartışırız. Ama benim dediğim şu. Sen şimdi yani Kur'an insanlar... dilini alacaksın, yerine Grekçe koyacaksın. Ama ben kendi ana dilim ve kendi yedi ceddimin dili olan dili yazamayacağım. Şimdi Grekçe, Latince meselesi... Ha, Grekçe de öğrenilsin, Arapça da bakınız, Latince de. Aytunç Altındal, Nurullah Ataç biliyorsunuz ki öz Türkçeciliğin şampiyonuydu. Aynen. O diyordu ki, biz Osmanlı iken aydınlarımız Arapça ve Farsça bilirlerdi. Dolayısıyla konuşurken ne dediklerini gayet iyi bilirlerdi. Avrupalı da, Avrupalı bir çocuk Fransız bisiklet dediği zaman Latince ve Yunanca yardımıyla iki tekerlek demek olduğunu onun bilir. Siz diyordu Nurullah Ataç, mekteplere madem biz medeniyet değiştirdik, Batı medeniyetinin de temelinde Grekçe, Latince vardır. Mekteplere Latince ve Yunanca koyun. Dolayısıyla biz de yeni dünyanın terminolojisini öğrenelim. Onu koymadığınıza göre diyordu, ben Türk çocuğu Türkçeyi kendi dilinden ancak çözebilir diyerek öz Türkçeliğiyle şey yapıyorum. Yani mekteplere Latince, Yunanca'yı koyun, ben öz Türkçecilikten vazgeçerim diyordu Nurullah Ataç. Evet ama şimdi yani, bakın Nurullah Ataç'ın tabii sadece o kadar da değil. Öz Türkçe diye ortaya abuk bir laf çıktı. Abuk bir şey çıktı yani. Öz Türkçecilik derken hep veriyorum bir örnek. Faaliyet kelimesi kalktı, yerine etkinlik geldi. Ya kardeşim faaliyet activity. Aktivite. Etkinlik tesirli olmak. Tesirli efficiency. Şimdi ne yapıldı? Faaliyet unutululdu. Yani bunlar sebep sonuç ilişkisi. Ben böyle koluna dokunduğum zaman bu benim kol faaliyetim. Benim oradaki yeri onun tesiri. Ne yapıldı? Sebep kaldırıldı ortadan, sadece neticeler üzerinde konuşulmaya başlandı. Netice, netice. Etkinlik, kültürel etkinlik. Ya birileri kültürel faaliyet yapıyor. Şimdi, onun bir etkinliği var. Şimdi eğer biz yazımızı muhafaza etmiş olsaydık. Ve kelimelerimizi. Bu, hayır, yazımızı muhafaza etmiş olsaydık. Bu saçmalıklar olur muydu? Olmayacaktı tabii ki. Mustafa Kemal'e. Yazı meselesinde demişler ki bir deneme dönemi koyalım. Hayır demiş. Hayır demiş. Ben Enver'in durumuna düşmek istemiyorum. Çünkü evet. 1908'de de denediler. Bir Enver imlası çıktı. Yani seslileri de yazarak bir şekilde şey yaptı ve 3 aylık deneme daha safhası bitmeden o kadar komik hale getirildi ki o işi deneyenler vazgeçildi. Peki evet. Efendim aynı sizin yani böyle idealize ettiğiniz hani şakır şakır Arapça konuşulan, yazılan ve işte keşke biz de böyle olsak dediğiniz bir Müslüman ülke var mıdır? Olamaz. Başarıdan olamaz. Çünkü bu yazı İstanbul'da tekemmül etti. Yani Arap harfleriyle yazmak diyorlar. Aslında onlar Türk harfleridir. Türkçe bu yazıyla doğmuştur. Bu yazı olmasaydı ve aruz olmasaydı Türkçe diye bir lisandan bahsetmeyecektik. En azından Türkiye Türkçesinden bahsetmeyecektik. Yani bugün Suudi Arabistan'da Ebu Suud Efendi'nin tefsiri Arapçası yüzünden okutuluyor. Yani Arapça fesahat için Ebu Suud'un tefsiri okutuluyor Suudi Arabistan'da ders kitabı olarak. Veya Mecelle Lübnan'da neydi? Mecelle kanunen hala İsrail'de geçerliydi.
Yani. Bizim mecelle. Dikkat. Onun sebebi tabii ki biraz evet. daha farklı. Ürdün'de mecelle yürürdük. Tabii. Biz bir millet miyiz? Millet olarak kalacak mıyız? Ve millet olarak yükselecek miyiz? Ha. Bu sorular ha. cevaplandırılmadan hiçbir meseleyi konuşamayız. Biz burada bir Türk milletiyiz ve Türk milleti olarak kalmamız topraklarımızı muhafaza etmemize birebir bağlıdır. Yani bir Pontus davasıyla Türk milleti beraber yürümez. Kürt meselesiyle? En hafifi Kürt meselesidir. Evet. Türkiye'nin yok olmasını isteyen insanların en son sırasında Kürtler gelir. Bravo. Peki en önde kim gelir? Ben de onu soracaktım. Onu bilmiyorum. Ama öyle bir emin cevap verdiniz ki. Hani sanki yani, gerçekten böyle bir klasifikasyon var ve... Kürtler asimile olmamıştır. Çünkü bu dünya sisteminin bir dayatmasıdır. Affedersin ama asimilasyon dersen iş değişti. Yani asimile olmuş olan Kürt de vardır, asimile olmamış olan da vardır. İşte şimdi bütün Kürtlerin burada... asimile olması bahis konusu. Tamam. Yani ama siz burada asimile olmuş bir Çerkezsiniz. Hayır, bakın şöyle bir yani, şöyle tabii. Tabii. Bakın, yani siz ben Kürtlerin de o evet. şekilde yani tamam. ben Kürt'üm ama benim Müslüman olduğum için Türk'üm demesi lazım. Benim yani. Demek istediğim şu. Asimile olmak eğer Türk milletinin empoze ettiği bir olay ise işte orada yokum ben. Edemedi de onu da yapamadı. Edemedi. O zaman nasıl oldu bu iş? Ben Türk'üm derken kendi serbest irademle söyledim. Beni asimilasyona zorlayamadı yani. Zorladığı kim vardı? Türkiye'de zorladıkları da var. Zorladığı insanlar var. Kürtleri de zorladılar. Bakın Kürtleri... Kürtçe konuşmanın yasaklandığı zamanlar tabii, oldu. Tabii. Sade o da değil. Kürtler zorlanırken bakın PKK, MKK falan bunları katmıyor. Olmadan tabii. Doğrudan doğruya ben 1956-60 arası Diyarbakır'da yaşadım. Evet. Benim bütün arkadaşlarım Kürt ve çevrem herkes ben de güzel Kürtçe konuşurum. Bu da ayrı mesele. Şimdi baktığınız zaman ya adamlar 1960'larda... İşçi Partisi kuruldu. Gayet iyi biliyor. İşçi Partisi'ne Diyarbakır'dan oy verdiler. Vay namussuz siz gavur oldunuz diye hücum ettiler. Bir sonraki seçimde bütün oylar başka partiye çıkarttılar. Vay bu defa da niye o partiye oy veriyorsun diye hücum ettiler. Adamla yahu kime oy vereceğimize bırakın biz karar verelim dediklerinde zaten PKK ortaya çıkmıştı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bizzat devletin kendisi değil, hükümetler, bakın devlet değil, hükümetler bu işleri yaptı. Yani bir hükümet geldi, böyle yaptı, öbür hükümet geldi, öbür türlü yaptı. Ne yapsan yaranamıyorsun ya. Yani İşçi Partisi'ni Diyarbakır'da kurdular. İşçi Partisi Diyarbakır'da kuruldu, galiba aklımda yanlış kalmadıysa 7 milletvekili birden çıkardı. Ya 5 ya 7. Vay siz komünist oldunuz dediler, bindiler. Hatta bildiriler dağıtıldı bilmem ne falan. Ertesi seçimde gittiler herkes aman İslami devlet, İslami parti olsun dediler. Müslüman partisine oy verdiler. Vay bu defa da siz sofu bilmem gerici oldunuz dediler. Adam yahu kime oy vereceğiz kardeşim? Yani şuna oy veriyoruz kızıyorsun, buna oy veriyoruz kızıyorsun. Bu Kürtlerle ilgili bir mesele değildir. Türkiye... Ha. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etti. Evet. Ve 27 Mayıs 1960'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti lağvedildi. Ondan sonra Türkiye ayakta kalabilmek, hayatta kalabilmek için bir takım refleksler ortaya çıkarmak zorundaydı. Bunun birincisi sosyalizm bahane edilerek sınıf meselesinin sarahate kavuşma meselesiydi. Hmm. Burada doğrudan doğruya hareketi içinden sabote eden insanlar başarıya erdiler.
Türkiye sınıf meselesini netleştiremeden bir karambola daldı. Ondan sonra da İslam dolayısıyla kimlik meselesi Türkiye'nin kurtuluş yolunu genişletecek bir şey olarak düşünüldü. Bu bir öncekinden daha trajik bir şeydi. Çünkü İslami, siyasal İslam doğrudan doğruya Türkiye'de İslami bir dönüşüm olmasına engel olacak insanların yönetiminde yürütüldü. Yani şunu diyebilir miyiz? Yani bugün AKP iktidarı bunun mahsulüdür. Evet, şunu diyebilir miyiz mesela? İdeolojik kılıfla bir ideoloji halinde ortaya gelmeye Hayır, başladı. Türk milletinin İslam'dan evet. beklentilerini boşa çıkarmak üzere siyasal yani İslam... Yani kasten yapıldı. Tabii ki. Yani siyasal İslam denilen olay bir kastı mahsusayla yapıldı. Tabii ki. Ve manevradır. Evet, manevra olarak yapıldı ve siyasal Bu sonuca İslam, geldik. Buraya geldik. Tabii. Şimdi burada acaba İslam ülkelerinin bütün Müslümanlara bakıldığında dünyada kendilerini savunmak amacıyla o zamanki yayınların şeriat işinden tutun hepsine kadar bakın. Hepsinde İslam dinini bir ideoloji olarak algılamak var. Din olmaktan çok. Dolayısıyladır ki İslam'ı siyasallaştırılması demek İslam'ın ideolojik hale getirilmesi. Sanki eşyan tabiatı gibi. Ha yani öyle gibi gösterildi. Başta İran olmak üzere o dönemlerde getirilen 78-75'lerden itibaren getirilen bu. Yani bir ideolojik İslam getirildi. Bu ideolojik İslam'ı dediğiniz doğrudur. Batı dünyası çok çok iyi kullandı. Başka işler yaptı. Şimdi burada ayrıntıya girmeye gerek yok. Ama ortaya bir İslam din olmak değil, bir ideoloji olarak ortaya getirildi. Belki de şimdi İsmet Özel'e katılabileceğim husus bu. Bir manevradır meselesinde. Bunun ideoloji haline getirilmesi bir manevradır. Peki doğrudur. Mesela İsmet Özel'in programın başından beri dile getirdiği fikirleri yine mesela ideolojik sıfatını hak ediyor mu hak etmiyor mu? Yani tamamıyla inançla bağlantılı mı okudunuz bütün konuşmaları? Hayır. İsmet Özel'i biz birbirimizi çok eskiden tanıyan insanlarız. Yani yaptıklarımızla vesaire. Şimdi İsmet Özel'in özellikle geçmişinde sosyalizm var. İslamiyet var, sosyalizm. Sonra da müntesip olduğu kanallar var. Onlar kendi kararları, kendi güzel görüşleri çerçevesinde olan işler. Ama bir ideolojik yaklaşımı yok İsmet Özel'in. Hiçbir zaman da ben olmadı zannediyorum. Ama İslami bir bakış açısı her zaman vardı. İslami derken de dikkat burası önemli. İslami diyorum. İdeolojik İslami olarak demiyorum. Bir din olarak İslami. Peki efendim. Şimdi buyurun. Affedersiniz. Buyurunuz. Yani bu benimle bağlantılı bir şey değil. Bütün milletle alakalı bir şey. Türkiye'de bir tek kültür var. İslam. Türkiye'de bir tek örgüt var. Devlet. Onun için her şey bu ikisi arasındaki münasebetle hareket ediyor. Şimdi 1965 genel seçimleri sonucunda Türkiye İşçi Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 16 milletvekili soktu. Bir tanesi 14'lerden Karan istifa etti. Onun için 15 diye geçer hep. Bir tane katıldı Çetin Altan. Bağımsız seçildi Çetin Altan. Evet. Bağımsız. Ama katıldı. Katıldı. O evet. Yani şey katıldı da gruba katıldı. Yoksa partiye katılmadı. Yani seçimlerde bağımsız seçildi. Evet evet. Sosyalist olarak değil, bağımsız olarak seçimlere tipli olarak de, değil. Tipli olarak değil yani. Bu 1965 seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi şu sloganla seçime girdi. Kula kulluk yetsin artık. Bu sosyalist bir slogan değil. Bu İslami bir slogan. Evet. Çünkü biz kula kulu olmayacağız, biz Allah'ın kuluyuz demek. Yani çünkü yoksa başka bir manası yok bunun. Dolayısıyla halk bu mesajı aldı.
Yani... Ya da halk bu mesajı öyle aldı. Yani... Aldı ve evet. Mehmet Ali Aybar... Tabii. 69'da başa güreşeceğiz dedi. Ama iki milletvekili çıkarabildi. Evet, evet. Yani o işler Türkiye'de gayet güzel ayarlanıyor. Yani Türkiye'de birileri bir şeyleri manipüle edebiliyor. Yani onun için... Birileri derken dışarı güçler de var. Dış güç hepsi beraber. İçerideki... Dahili ve harici betahlarımız. Aynen. İçeride ayakları olanlar var. Şimdi... Reklam geliyor. Evet, reklam. Yok, reklam gelmiyor. Toparlayacağım. Buyurun, toparlayın. Öyle mi? Tamam. Yani ben şu anda hemen diyeceğimi unuttum da onun için. Gerçekten. Pekala. Belki son olarak şunu sorabilirim. Yakın bir zamanda Atatürk'ün siyasi vasiyetinin açıklanması bekleniyor. Evet. Şimdi Atatürk'e ait belgelerin açıklanması bekleniyor. Ha, ben de diyorum ki bu tarihten beri, bakın 1980'den bu yana, burada yazıda burada hilafet ve saltanat meselesi olarak yazmışım 30 küsur sene önce. Diyorum ki Mustafa Kemal Paşa'nın, bakın Atatürk demiyorum, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın. Atilla İlhan. Evet, konuşuyor. Atilla abi de dostumuzdu tabii. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın belgeleri, vesikaları toplu 400 sayfa olduğu bilinen, 400 sayfa derken bunların hepsi daktüle edilmiş sayfalar değil. Kiminde 3 satır var, kiminde 10 satır var. Bulunan, bunlar açıklandığı zaman Atatürk'ün Cumhuriyet Devleti'nin nereye gidebileceği konusunda tasavvurları var. Bu tasavvurlardır. Hatta şuradan tam da zamanı şuradan söyleyebilirim. Nutuk'taki yerini hazır gelmişken onu da söyleyeyim. 1963 Söylev Ankara Üniversitesi basım evi sayfa 490'da bulabilirler. Bu yalnız bir mesele var. Hıfzı Veldet Velidedioğlu'nun Türkçeleştirmesiyledir. Şimdi orada diyor ki bugün dünyada sadece 3 tane Müslüman devlet var. İleride bu sayı 40'a 50'ye çıkarsa hilafet yeniden gündeme gelir diyor. Ve ben özet olarak şunu söylüyorum. Diyorum ki Türkiye'de kaldırılmış olan halifeliktir. Yani Abdülmecid Efendi'yi tayin eden de meclis, o görevi kendisinden geri alan da meclis. O görevi kendisinden geri almış, halifeliği almışlar. Ne olmuş hilafet? Hilafetin ortadan kalkabilmesi için biat gerekiyor. Biat yoluyla yapılması lazım. Ve elinizdeki bütün kutsal emanetleri de kendisine biat edilen halife kimse ona devredilmesi lazım. Bunların hiçbiri olmamış. İlga edilmiş, mülga edilmemiş. Dolayısıyladır ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsında mündemiştir diyor. Bunu ileride Türkiye kullanabilirse doğru bir şekilde nasıl kullanır diyor. Rotasyon usulüyle bütün 50 Müslüman ülke bir araya gelir. Onlardan 5 tanesi bir konsey oluşturur. O konsey rotasyon usulüyle hilafet makamını temsil eder. Buna gerek yok. Şahıs da olmaz. Buna diyor. Gerek yok. Çünkü Adnan Menderes getirmek Demokrat istiyor. Parti grubuna söyledi. Evet. Muhterem heyetiniz hilafeti geri getirebilir dedi. İsterseniz getirebilir. İşte bakalım o belgeler açıklandığı zaman gerçekten böyle sonra, bir 10 Kasım'dan siyasi olarak ortaya koyduğu böyle bir durum söz konusu mu? Ve tüm bu konuşulanlar hakikaten hayata geçecek mi? Ve o zaman tartışmalar ne yönde ilerleyecek? İşte o zaman misak-ı milliyenin sınırları daha net belirlenir. Pekala. İsmet Özel teşekkür ederim geldiğiniz için. Aytun Çaltın'dan size de çok teşekkür ederim biz geldiğiniz için. Biz de size teşekkür ederim. Sağolunuz. Sevgili izleyiciler, Öteki Gündemi Habertürk Program Müdürü Ebru Yücel'le hazırlıyoruz. Emrah Ertonguç görsel yönetmenimiz, Esra Yüksekdağ prodüktörümüz ve Alper Tulun da yönetmenimiz. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bir başka Öteki Gündem'de yine buluşmak üzere. Ben Deniz Pelin Çift, iyi geceler.